Kimse kimsenin dalga geçmesin. Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Erciyes'i elinden alırım. Kimi hangi devlet, kimi tehdit ediyorsun sen o şekilde? Yakışmıyor. Bu memleket hepimizin. Vallahi bilmiyorum ya, söylemeyecek ya geri adım atmayacak. Nevşehir Belediye Başkanı dün gerçekleştirdiği toplantıda Erciyes Turizm toplantısına çağrılmamasına tepki gösterdi. Kayseri valisine kafamı bozmayın, Erciyes'i elinizden alırım dediğini söyledi. Açıklamaların tepki toplaması sonucunda espri yaptığını söyleyerek özür diledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi zaten ortam çok ciddi. Herkes şey olaraktan kavga, dövüş ortamında. Küçük bir espri yapmış bence yani. Çok uzatmanın da bir alemi yok diye düşünüyorum şahsen. Yani espridir deyip geçmemiz gerekiyor. Hayat o kadar şey değil. Gülüp geçmeliyiz bence, böyle çok cümlelere takılmaya gerek yok bence. Çok iddialı konuşmuş. Konuştuysa yapsın. Alsın bence derciz. Ben Nevşehirliyim o yüzden. Yani tatmin etmiş resmen. Böyle bir şey olabilir mi? Sizce? Yani şu an resmen insana dalga geçirmiş. Hele de şu durumda, böyle bir ortamda bunu demesi bir defa çok büyük bir yanlış. İnsanlarımız bazı şeyleri sağlık düşünemiyor maalesef. Ya ben de espri olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey söyleyemez. Erciyes'in zaten nasıl sahiplenebilir ki? Espri yaptığını düşünüyorum yani. Şimdi bir ilin sınırları olan bir belediye başkanı, Kayseri'ye ait olan bir il sınırları içerisinde olan bir yerin Nevşehir Belediyesi nasıl alabilsin yani? Abes bir şey. Belki şaka mahalli olarak bunu söylemiştir. Sonradan da zaten belirttiği gibi şaka olarak söylediğini. Ha, bu ne turizm açısından Kapadokya'ya bağlı beraber turlar düzenlendiği için o amaçla da söylenmiş olabilir. Çünkü rezerveler, otellerdeki rezerveler falan şunlar bunlar çoğu Nevşehir'le bağlantılı gelişiyor. Tabii Erciyes'in gelişmesi için bu paket programların hepsini de beraber düşünülmesi lazım. Herkes kendince diyor bir şeyler şey diyor. Bak hele Amerika dünyaya kafa tutuyordu. Sağa sola şey diyordu. Ne yaptılar şimdi? Kendileri diyorum içinde kendileri şey diyor. Darbe girişimine bulundular. Dünyanın yüz karası. Başka bir şey yok. Alamaz. Alamaz zannetmiyorum. Yani gene bu ülkenin başında kim varsa gene böyle devam edecek. Başka da böyle gideceği bir şey zannetmiyorum yani. Vallahi ben ilk defa duydum, şaşırdım. Bilgim yok. Neden? Ama yanlış söylemiş. Yani üzmüş başkanımız. Yani herkesin kendine göre bir bildiği vardır demek ki, öyle dediğine göre. Yani öyledir. Başka bir şey demiyorum. Bence de bir espri. Ben haberi de okudum. Yani Nevşehir valisinin belediye başkanının Kayseri'nin Erciyes'i alması gibi zaten bir durum, zaten yasalar gereği söz konusu olamaz. Onun dışında bir de işte şehrin adını Kapadokya falan diye de değiştireceğim şeklinde bir şey. Tabii belediye başkanının kanun gereği böyle bir yetkisi de yok. Şehrin isminin değişmesi ancak kanun ve yasalar gereği oluyor. Yani dediği gibi esprili bir açıklama olmuş. Sadece burası söylenebilir. Başka ekleyecek bir şey yok buna. Ben haberi dinlemedim ama iki tane yetkilinin böyle birbirine polemik yapmasını yakıştıramadım. Bunlar iki devlet memuru, hele de bürokratın yapacağı işler değil. Ayıptır. İkisini de kınıyorum. Varsa bir sorun oturup konuşmalarını tavsiye ederim. Bizlere, vatandaşa kötü örnek oluyorlar. Bunlar böyle yaparsa biz de yapmamız lazım. Biz de bazı şeyleri beğenmiyoruz. O zaman biz de mi kafa tutalım? Varsa bir şey daha söyleyeyim. Olmaz böyle şeyler. Bunlar tavsiye edilmez. Mecliste ve hükümette ve yetkili makamdakiler hoşgörülü olmak zorunda. Diyaloglu olmak zorunda. Birbirini anlayışla konuşarak ortak noktayı bulmaları lazım. Bu memleket hepimizin. Bu insanlara biz örnek olacağız. Eğer yukarıda kavga olursa, yukarıda huzur olmasa, sokakta huzur olur mu? Bence halkımızdan dalga geçmeyi bıraksınlar artık. Kimse kimseyi yani ağzına geleni söyleyip de tekrardan özür diledim deyip telafi etmesine gerek yok hiç kimsenin. Kimse kimsenin dalga geçmesin. Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Vallahi bilmiyorum ya, söylemeyecek ya geri adım atmayacak. Başka bir şey yok yani.
Ben haberleri izlemedim. Ama yapılan yanlış bir hareket. Davet edilmemesi. Onun da öyle tepki göstermesi başka bir alem. Kabul edilir bir soru konu değil yani. Öyle tepki göstermemesi lazım. Erciyes'i elinden alırım. Kimi hangi devlet, kimi tehdit ediyorsun sen o şekilde? Yakışmıyor.